Evet. Sedat Koroğlu ahir ömründe senin sayende hapishane görmüş oldu. Tamam artık. İçin soğusun. Emeline ulaştın. Ama gidip şikayetini geri al. Bu iş bitsin gitsin. E madem sana küfretti, sen de ona ettin. O sana vurdu, sen ona vurdun. Ama Sedat'ın kara kaşına, kara gözüne hayran değilim ben. Kızımın rahatlamasını istiyorum. Yani bütün derdim Nalan benim. Ya kime anlatıyorum, kime söylüyorum ya? Put gibi oturuyor adam karşımda. Yaradan'a sırıp de ben dalacağım buna. Bu hep böyle mi ya? Söyleyeceklerimi duymak istemezsiniz Feride Hanım. O yüzden daha fazla uzatmasanız iyi olacak. Ama o da öyle çok kolay şeyler yaşamadı be Feride Hanımcığım. Yani işte polisti, karakoldu, ne bileyim hastane falan derken çok kötü günler geçirdi tabii. Yani ona da hak vermek lazım. Bak sen gerekeni yap, düşünün, taşının. Yoksa yemin ederim ikiniz de benim elimde kalacaksınız. Yani siz bana geleceğim deseydiniz ben size hayır demeyecektim zaten. Neyse. Böyle gizli gizli gelip Alp'i sorguladığınıza göre artık ortada bir bebek meselesinin olmadığına ikna olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Uzatma. Bebeği aldırdım deyip doğuracak kadar kafayı yemedin herhalde. Şimdi bırak onu bunu, git çalış, bir işe yara. Pardon. Magazinciler. Bunlar da yani bıkmadan usanmadan aramaya doyamadılar. Bırak şimdi bu boş işleri. Git içeriye, kapını kapa. O gudubet kocanı ikna et. Sedat'ı içeriden çıkarsın. O sakın yapamam edemem deme. Yani sen erkekleri ikna konusunda bir dünya markası sayılırsın. Benim ne halde olduğum umurunuzda bile değil, değil mi? Yani ben neler yaşıyorum, nelerle mücadele ediyorum. Haberiniz var mı sizin? Var ya da yok. Umrumda bile değilsin. İnsan kendi yaptıklarının bedelini yaşar bu dünyada. Mızmızlanmayı bırak. Gir içeri, o salak kocanı ikna et. Bugüne kadar adamın arkasına 55 tane iş çevirmişsindir. Bunu da yaparsın rahatlıkla. Vallahi en azından ben kendi dengim adamlarla takılıyorum Feride Hanım. Öyle başkaları gibi kapımda çalışanları gözüme kestirmiyorum yani. Ne dedin sen? Ne demek bu şimdi? Öyle işte, boş verin. İyi günler size. Hoş geldin. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Bak ben böyle olacağını tahmin edemezdim. Tamam, gerçekten bilemezdim. Bilseydim yapar mıydım böyle bir şey, Allah kahretsin. Ne oldu, ben anlamadım. Bir tane anlatsana ne oldu, neyi tahmin edemedin? Şuna bak, biri bizi görmüş. Biri bizi görmüş. Anladın mı? Bu notu bırakmış burnumun ucuna. Anladın mı? Biri, evdeki biri biliyor. Benim gözümün içine bakıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Sonra geliyor bu notu bırakıyor. Ne yapacağım? Belki başka bir şeye ima etme amaçlı şey yapmıştır. Yani o değildir. Neyi ima etmiş olabilir? Bunun dışında neyi ima etmiş olabilir? Artık ya her kim gördüyse görmüş, yapmış planını, anladın mı? Gelmiş burnumun ucuna kadar koymuş bu notu. Tehdit ediyor işte resmen beni. Delireceğim. Allah'ım, hiç bu kadar çaresiz hissetmedim kendimi. Hiç bu kadar utanmadım. Ya ne yaparlarsa yapsınlar, ne yapalım yani? Bir canımız var, ölümden öte köy yok mu yani? Ne yaparlarsa yapsınlar. Sen ne diyorsun ya? Biri diyorum ki gelmiş beni tehdit etmiş, her şeyi görmüş diyorum. Sen neyin güzellemesi yapıyorsun bana? Delireceğim. Selen. Selen Hanım mı yaptı diyorsun? Selen mi? Selen yapmış. Selen yapmıştır kesin. Başka kim olacak? Yani son zamanlarda zaten o kadar kötü davranıyor ki bana. Nefretle bakıyor. Çünkü bizim öyle bir ilişkimiz yok, anladın mı? Demek ki bundan biliyor.
Beni Rafet Bey'in duymaması lazım. Rafet Bey duyarsa biterim. Yani yüzüne bakamam adamın. Annem. Annemin duymaması lazım. Bir şey yapmamız lazım. Nalan, anladın mı? Bak, annemin duymaması lazım. Annem bilirse, annem duyarsa mahvolurum. Tamam, Nalan. Biterim, anladın tamam, Nalan. Annemin Nalan. Duymaması tamam, lazım. Duymayacak mı? Sakin ol. Mahvolurum Nalan. Diyorum sana, anlamıyor musun? Nalan, sakin ol. Sakin ol. Ben buradayım. Her zaman senin yanındayım demedim mi? Korkma, tamam mı? Saçmalıktı. Tam hataydı. Niye böyle bir şey yaptık? Niye böyle bir duruma soktuk kendimizi? Unutalım. Tamam, bunları unutalım. Sen de bir daha bak, asla. Asla böyle bir şey yapma bana, asla. Ben uzun zamandır her şeyi biliyorum. Görüyorum. Her şeyin farkındayım. Ama hep sustum. Yine de susardım ama. Düğünde öyle bir şey gördüm ki. Ne gördün? Sen düğünde neredeydin Nalan? Neredeydin? Sedat Alp'i ölesiye döverken, polisler onu götürürken neredeydin? Ben sana söyleyeyim nerede oldum. Yoktun. Yoktun Nalan. Ama sen zaten hiç yoktun. Öyle değil mi? Bak, sana Sedat'ı savunmayacağım. Çok hata yaptım. Sen ne yaptın? Hiç kendine bunu sordun mu gerçekten? Ona destek oldun mu? Yoldaş oldun mu? Yanında oldun mu hiç? Sevgini, şefkatini gösterdin mi? Sen Sedat'ı gerçekten sevdin mi Nalan? Ben hata yaptım. Senden Sedat'ı iyileştirmeni beklemek, ona destek olmanı beklemek büyük bir haksızlıktı, biliyorum. Önce seni birinin iyileştirmesi gerekiyormuş. Yani asıl desteğe ihtiyacı olan senmişsin meğer. Bilmiyorum, belki sen böyle bir hayat hayal etmedin. Böyle bir eş, böyle bir evlilik. O yok halin. Belki de ondandı. Ama sana bir tavsiye. İstemediğin bir hayatı sakın zorlama. Eline yüzüne bulaştırırız. Biliyorum. Şimdi bir karar vermen gerekiyor Nalan. Yanında olmasını istediğin adam Sedat mı? Yoksa
Alp nerede? Odasında mı? Çıktı Canan Hanım. Nereye gittiğini söyledi mi peki? Bilmiyorum Canan Hanım. Söylemedi. Takım elbisemi arabadan getir dedi. Getirdim. Giydi gitti. İyi tamam. Sen bana bir kahve getir. Günaydın. Aa, anne. Aa, güzel yavrum. Anne. Aa, senden tam çıktı. Ay çok şükür anneciğim. Hoş anne, geldin. Hoş geldin. Aa, ben de seni. Bittim artık. Tamam mı? Çıktın mı? Geldin mi? Ay Allah'ım. Gel buraya ya. Hoş geldin. Deli. Hoş bulduk. Bakayım. Yok. İyi görünüyorsun. Valla ben de çok özledim sizi. Hadi ya. Hoş geldin Emine ya. Geçmiş olsun. Sürpriz oldu hepimize. Ne kadar güzel oldu. Hoş geldiniz evimize. Sağ ol döndücüğüm, sağ ol. Hadi çok şükür. Oh be, hadi babacığım. Çok şükür bugünleri de gördük. Babacığım çok sağ ol. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Yalnız bu son olsun, bir daha olmasın, anlaşıldı mı? Bir daha asla seni pişman etmeyeceğim. Gerçekten bu son olacak yani. Ah, annem, annem, annem. Ya ben hepinizden çok özür diliyorum, sizi çok üzdüm. Sen nasıl çıktın bakayım? Yok hakikaten. Kaçmadın değil mi? Yani şimdi gelip almasınlar seni hemen yine. Selen. Yani abi sabahın köründe savcılığa gitmiş, hikayetini geri çekmiş. Ben de tam anlamadım. Çok hızlı oldu yani. Bak sen ya. Arp'e bak. Ne oldu acaba? Kafasına taş mı düştü? İşte Arp. Bir öyle bir böyle. Yani o kadar dua ettim ki orada. O kadar Allah'a yalvardım ki kabul oldu. Öyle söyleyeyim. Şükür, şükür. Gözünüz aydın. Sağ ol. Nalan nerede? Aşağıda. Ne yapıyor aşağıda? Şampuan bitmişti. Ben getireyim dedim ama o illa ben alayım dedi. Depoya gitti yani. Ben çağırayım geleyim hemen. Ha dur. Ben bakarım. Sürpriz yapayım bakayım. Ha. Tabii özlemiş karısını değil mi? Hadi biz de kutlayalım ya. Ne kadar güzel bir gün, ne güzel bir sabah. Hadi çayları koy. Döndü. Herkes kahvaltıya vallahi.
Şöyle götürelim zeytinleri evet, beşer beşer. Evet, hadi. Evet, evet. Babacığım. Hadi, hadi yavrum oturun, oturun. Ağızla dinle bir. Nalan. Efendim bu evin tıkırdası da bitmez, insanı da bitmez. Şimdi yukarıda göremezler maazallah nerede bu herif falan diye. İşimden falan olurum, ben çıkayım diyorum. Çık. Çık. Tamam, bitti konuşmamız, çık. Tamam, şöyle. Çünkü ben gerçekten bütün bunları keyfimden yaşatıyorum bize. Değil mi? Bu saçma sapan depoda bizi gizli gizli böyle keyfinden buluşturuyorum. Sanki bizi gören yok, anladın mı? Bizi tehdit eden yok. O tehdit eden böyle elini kolunu sallaya sallaya şu evde gezmiyormuş gibi. Ben çıkıyorum efendim. Sen benim hayatımda gördüğüm en inat insansın. Safi inatsın yani sen. Nalan ne diyorsun ya? Kendin yazıyorsun, kendin oynuyorsun. Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Yaşanılan her şeyden pişmanım diyen sen değil misin? Ben mi pişmanım? Sensin tabii, sen söyledin. Düğünde yaşanılan her şey saçmalıktı demedin mi? Pişmanım demedin mi? Pişmanım demek, saçmalık demek ne demek? Olmasaydı, keşke olmasa daha iyiydi demek. Öyle değil mi? Tamam. Ben bunu da kabul ederim, bunu da sineye çekerim. Bir öyle diyorsun, bir böyle. Tamam. Ya birazcık kafan güzeldi, alkollüydün. Yaptığın şeyden pişman olmuş olabilirsin. Bana bu da tamam. Ben yukarıdaki şoför ayrı, siz Nalan Koroğlu hayatımıza devam edebiliriz, tamam. Ben o düğünde biraz içmiş olabilirim. Ama aklım gayet yerindeydi. Ne yaptığımı iyi biliyorum. Eyvallah. Tamam. Ayrıca seni öptüğüme pişman falan da değilim. Nalan. Aşkım orada mısın?